Son günlerde tartışma gazeteci mi troll mü söylemi üzerinde ilerliyor. Malum Taha Hüseyin Karagöz gitti Özgür Özel'le görüştü. Birçok kişi tepki gösterdi. Ece Üner tepki gösterdi. Şaban Sevinç tepki gösterdi. Ya arkadaş, bir ana haber bültenini sunan bir kişi bir meslektaşına ya sığırla fotoğraf çektirseydi daha iyi olurdu deyip hem CHP Genel Başkanı'nı aşağılaması, hem meslektaşına böyle hakaret etmesi. Yani asıl trollük nedir? Şimdi daha troll falan değil. Şimdi oradaki mesele, yani sen nasıl olur da işte bu AK Partili bir gazeteciyle aslında mesele o, fotoğraf verirsin. Yani burada biz varız, hani daha bizimle fotoğraf vermedin, daha bizim makamına kabul etmedin, bizi ağırlamadın, karşı mahallenin adamıyla fotoğraf veriyorsun diye. Evet Cem, şimdi son günlerde tartışma gazeteci mi troll mü söylemi üzerinde ilerliyor. Malum Taha Hüseyin Karagöz gitti daha önceki almış olduğu randevu nedeniyle Özgür Özel'le görüştü. Aynı zamanda düğün davetiyesini de bıraktı. O düğün davetiye hikayesini de dün akşam ilk defa benim ekranda anlattı. Tesadüfü o gün randevu olduğu için bir başkasında olan çok samimi bir arkadaşında düğün davetiyesi varmış. Ya ver bunu bana, sen sana yine gönderirim demiş. Özgür Özel'le buluşmuş. Şimdi birçok kişi tepki gösterdi. Ece Üner tepki gösterdi. Şaban Sevinç tepki gösterdi. Yani Şaban da, ben gerçekten en çok Şaban'a şaşırdım. Bir de Bahar Feyzan'a şaşırdım. Troll ifadesini kullananlar. Bir tanesi de Şaban dedi mi ya? Kendi Şaban sığırlığını ben anlattı aslında. Selçuk Tepeli. Hadi abi. Şadi abi, ben Şaban Bey şeyle Taha'yı tanıdığını söyledi. O troll dememiş galiba onlara. Yok Şaban şöyle abi. Ben izledim. Nagihan Alçı'yla tartıştılar. Habertürk ekranlarında şöyle bir ifade ben kullandı. Orada. Ben programda ben çıktım, tanışıyorum vesaire, ama o da aşırıya gitti. İşte yani o manaya gelecek ifade kullandı yani. O şey dedi, ha şöyle, hani ben de tanıyorum Taha'yı da, bazı aslında orada Nagihan'ı da suçlayarak biraz, hani bazı gazeteciler de nefret objesi oldu. O arkadaşın da dedi işte Taha için Atatürk'le ilgili bilmem neyi vardı diye dedi. O yüzden hani ben Taha'yı severim filan dedi o yayında da, o yüzden acaba o yüzden şaşırdım. Ama o şeyi kullandı. Yani troll ifadesini kullananları destekledi. Aşırıya kaçtı ifadesini kullandı. Şimdi mesela Bahar Feyzan da şöyle bir ifade kullanıyor. Trolldü, gazeteciliğe terfi etmeye çalışıyor. Mesela. Şimdi bakıyorsun. Mesela bu, şöyle bir ilginç bilgi vereyim sana. Marmara Üniversitesi'nde dört minareli bir cami yapıldı. Hatırlıyor musun tarihini? Evet. 20 bin kişilik bir caminin temeli 2017 yılında ve cami 2017 yılında temeli atılmış, bitmiş yani cami. Şimdi Twitter'a bakıyorum, bunu örnek olarak söylüyorum sana. Bu hanımefendi, yani gazeteci olduğunu söyleyen, Taha'ya da troll diyen bu hanımefendi dün bir tweet atıyor. Diyor ki gösteriş, hatta tam olarak okuyayım sana. Burada şöyle bir ifade kullanıyor. Gösterişe bak. Türkiye'nin 3. büyük camii Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde. Yani öğrenciler okumuş okumamış, aman namaza gitsin yeter gibi bir fikri takip yapmadan, bu caminin ne zaman yapıldığını öğrenmeden, tıpkı Taha Karagöz'ün Akit'te çalıştığını ve oraya manşet haber attığını, o malum manşetten bahsediyor, anlattığı gibi. Şimdi bakıyorsun ekranlar. Ya arkadaş, bir ana haber bültenini sunan sen de ekrandasın. Bir kişi bir meslektaşına ya sığırla fotoğraf çektirseydi daha iyi olurdu deyip hem CHP Genel Başkanı'nı aşağılaması, hem meslektaşına böyle hakaret etmesi. Yani asıl trollük nedir Cem? Geçmişte sen birçok kişiyle kavga ettin, bu suçlamalar sana yapıldı.
bir sürü şey yaşadın sen de. Bunu bize bir anlatsana. Nedir işin perde arkası? Valla Taha'nın, şimdi Taha troll filan değil. Taha Yeni Şafak'ta çalıştı, TVNET'te çalıştı. Bir ara kısa bir dönem En Son Haber'de çalıştı benim bildiğim. Şu an bağımsız çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Herhangi bir yere bağlı değil. Şimdi bir de Taha daha önce o Sert Sorular programına Özgür Bey'i konuk etmiş grup başkan vekiliyken. Ağırlamış, konuşmuş. Hatta güzel bir program yapmışlar. Şimdi oradaki mesele, yani sen nasıl olur da işte bu AK Partili bir gazeteciyle aslında mesele o, fotoğraf verirsin. Yani burada biz varız, hani daha bizimle fotoğraf vermedin. Daha bizim makamına kabul etmedin. Bizi ağırlamadın. Karşı mahallenin adamıyla fotoğraf veriyorsun diye. Ama bu eleştiriler hala mesela bizim mahalleden gelmiyor. Yani ben herkes herkesle konuşur, görüşür. Ben de konuşup görüşüyorum. Fotoğraf da verirsin, yersin, içersin. Gazetecisin yani, herkes herkese görüşür. İdeolojini, fikrini değiştirmiyorsun. Ama orada Taha'ya troll diyenler bir kıskançlıktan bunu yapıyor. İki, dertleri kutuplaşma diyor. Ben hep söylüyorum, Türkiye'de kutuplaşmayı muhalefet yapıyor. Yani Evet. hükümet, işte Özgür Bey çağrısını yapıp Sayın Cumhurbaşkanı verdiği tepki ortada. Ama bu gazetecilerin, yani mesela Yılmaz Özdil, Cumhuriyet AK Partisi filan. İşte bu, ya kardeşim zaten sen yıllarca millete ayı demişsin, göbeğini kaşıyan ayı demişsin, makarnaya oyunu sattı demişsin. Aslında her yerden kovum, hiç son 22 yıldır hiçbir seçim kazanamamada etkin olmuş. Yani yok hükmündesin, ona laf ediyorsun. İşte bak niye böyle yapıyorlar hala, biliyor musun? Onu da söyleyeyim yani. Türkiye'de normalleşme olursa muhaliflerin yiyeceği ekmek yok, bazı muhalif gazetecilerin. Onların ekmeği Bravo. kesilecek. Teşhis Yani 10 Türkiye'de, numara. Teşhis 10 numara. şimdi Türkiye'de her şey normalleşti diyelim. Kemal Tayyip Bey ile Özgür Bey görüşüyorlar. CHP ile AK Parti görüşüyor. O zaman yani Selçuk Tepeli ekmek yiyemez ki. Normalleşme oldu. Onun birine amiyane tabirle çakması lazım. Yılmaz Özdil'in o internet sitesinde, o kıytırık programında birini izlettirmesi için bağırması lazım. Ya da Bahar Feyza'nın diğerlerinin. Halbuki demeleri lazım ki, ya ne güzel oldu bak normalleşme. Zaten biz kutuplaşmadan şikayet ediyorduk. İyi oldu bu, normalleşir. Hatta Hadi Özışık da görüşsün, Cem de görüşsün, Ersoy da görüşsün, başkaları da görüşsün demesi lazım değil. Çünkü normalleşme olduğunda kendi yiyeceği ekmek bitecek. O yüzden o muhalif olmaktan, kutuplaşmaktan aslında servet kazanıyor, para kazanıyor, kendi yolunu yapıyor o insanlar nezdinde. Ama AK Parti öyle bir şey yok. Bence ta görüşebilir. Mesela geçmişte Mehmet Aslan'a da bir fotoğraf verdi, İyi Partili. O zaman da bir linç yemişti. Evet. Yani yani bence normal görüşür, konuşur, eder. Yani adam ne yapıyor? Fikrini mi değiştiriyor onlar, veya şey mi oluyor? Ya İhanet mi ediyor? şöyle mesela Fatih Altaylı da ben tanımıyorum dedi. Dün ben sordum dedim tanımıyor musun? Valla dedi İzmir'de görüştük. Yani depremde beraberdik. İsmail Saymaz'a çok sitem etti. Yani İsmail Saymaz daha çok üzmüş onu. Ankara'da görüşmüşler, bu resepsiyonda telefonlarını almışlar vesaire vesaire. Fatih Altaylı çıktı dedi ki İsmail Saymaz beni aradı. Dedik ki ya bu çocuk garip bir çocuk. Öyle geldi bana düğün davetiyesini verdi. Tanımıyorum etmiyorum dedi ama Taha çok başka bir şekilde anlattı. Böyle bir ben İsmail'den böyle bir Orada şey hala hala beklemiyorum. Söyledi mi, söylemedi şimdi mi Yılmaz bilmiyorum Özdil'in ama Cumhuriyet AK Taha'ya Parti demesi, cevap vermemiş. evet, Cumhuriyet AK Parti, yani Yılmaz Özdil'in Cumhuriyet AK Parti demesi, Selçuk Tepeli'nin sığır demesi çok büyük bir ahlaksızlık ve terbiyesizlik. Çok. Yani Doğan Türk, umarım ben o gün Habertürk'te de söyledim, gereken ayarı vermiştir inşallah uyarıyı. Yani sen Erdoğan'ın uçağına binmek için araya adam koyar birisin. Erdoğan'ın yanında Habertürk'te çalışırken Erdoğan'ı sürekli öven birisin. Zaten karakterin olmadığını biliyoruz. Yani karakterli biridir Selçuk Tepeli. Kalkıyor da şimdi sığır diyorsun. Sonra o yayında dedi ki o gün, aslında öyle demek istemedi de böyle bir açıklama gönderdi. Gönderdiği açıklama da gene sığır diyor. Affedersin yani. Şimdi bunlar işte bu kutuplaşmadan beslenen, Şimdi normalleşme bu olursa şey değil mi? Troll, yemeyecek. troll oğlu trollük değil mi yani Allah aşkına? Yani trollün kralı Yılmaz Özdil, trollün kralı Fatih Altaylı, trollün kralı Selçuk Tepeli. Bir de Ece Üner'e diyeyim. Şimdi Ece Üner, bak,
Ben bu kadar fake bir karakter görmedim Ali abi. Ben açık sözlü bir adamım. Şimdi bu daha önce biliyorsun. Mesela diyor ki hükümet yalnız yandaşı, yandaş gazeteciler falan diyor. Ya senin kocan hükümetin kanalında ana haber sunuyor ya. Senin kocan yandaş mı? Evet. Senin kocan Deniz Bayramoğlu iyi bir adam, iyi bir arkadaş. Yani daha önce bir kere tanışmıştım. Senin kocan Kanal D ana haberi sunuyor. Deniz Bey yandaş mı? Ya yok, aslında yandaş... aslında karı koca gerçekten ikisi de çok iyi insanlar. Ya bir şey yani diyeceğim Deniz, abi. Şeyde, Ece de öyle ama Ece enteresan yani. Nedir biliyor musun böyle abi? Kendini o muhalefete kaptırdı. Muhalefet abi, yapmanın getirdiği alkış vesaire bilmiyorum. Yani öyle bir karakter abi, de değildi var. Ama şu da var. Son zamanlarda böyle çıkışlar yapıyor. Show Haber'de ana haber sunuyordu bu. O evet, zaman da gene evet. Böyle reddiye sütlüye dokunmayan konularda toplumsal duyarlılık kasıyordu. Bence fake yapıyordu onları. Hayır, yani Habertürk'te program da yapıyordu. O zaman da yine iyiydi. Yani ama ben böyle bu kadar radikal bir taraf değildi yani. Evet, ben Show TV'de ana şeyi sunuyordu. Bak şimdi o zaman da böyle kadın konuları bilmem ne konularında böyle duyar kasıyordu ama samimiydi. İki, sonra sen Kanal D'ye geçtin iki sene önce. Kanal D'ye geçtin 2022'de. Sana bir kadın programı verdiler. Yapamadın. Hatırla, ağlayamıyor. Çünkü dediğim gibi Ece Üner fake bir karakter. Yani o duyar kasması da sahte. Anlıyorsun abi. Samimi insanı anlarsın. Yani kim samimi kim değil anlarsın. Şimdi ben beni sevsin sevmedim. Ben samimi gördüğün gibi biriyim. Sonra TV 100'e gittin. TV 100 hani ortada merkezi bir kanal. Orada evet. Da şimdi bilmem ne kastını ettin. Olmadı. İzlenmedin. Olmadı. Olabilir. Yani insanların şey olur. Ayrıldın. Şimdi ben hep söylüyorum. İsmail Saymaz'a demiştim ki 2018-19'da Hürriyet satıldığında yakında gideceğin yer Halk TV ve Sözcü dedim. O zaman ha ha hi hi yapıyordu. Önce Halk TV'ye sonra Sözcü'ye ve delireceksin dedim. Ve delirdi bunlar yani. Zaten bak şimdi bugün de mesela her şey AK Parti'ye bağlı. O AK Parti'de şu böyle sürekli olumsuzluk, sürekli nefret, sürekli böyle bir şey arama. Şimdi o da Sözcü TV'ye gidince mesela kalktı hiç yapmadığı şeyleri, kadın duyarlılığı, o işte gene bir şey sıkışırsa Atatürk hemen onunla ilgili bir şey. Ve şey diyor gazete, Atatürk'e saldırdı. Ya Atatürk'e saldırmadı. Öyle diyor. Akit'te çalışmadı bir kere. Çalışmadı. Bir de Akit onun bir haberini öyle bir başlık attı. Onu da bilmiyor. Şeydir diyor. Ama orada ay gazeteci değildir. Sen gazeteci misin? Ya senin de başarın var. Ya sen hükümet yandaşı adam bak. Yandaş gazeteci diyor. Ya kocan hükümet kanalında çalışıyor. Kanal D'ye haber sunuyor ya. Adama yazık değil mi ya? Senin kocan da mı yandaş? Ya mesela İyi, şeyde tabii. TV100'de aynı şekilde. Şimdi ben özellikle söylüyorum. Birisine troll diyen bir kişinin fikri takibi iyi yapması gerekiyor. Yani ben gazeteciyim diyor çünkü. Ben gazeteciyim, sen değilsin diyor. Bahar Feyzan abi ya, karşısında Hasan Öztürk var. Sinan Burhan var. Yani bu konuyu en iyi bilen iki kişi var. Onların karşısında şu ifadeyi kullandı. Taha o Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Akit'te attığı manşet dedi. Mesela. Ya bunlar ama ben şimdi yani karşı tarafı da iyi bildiğim için bir de çok okuyan araştıran biriyiz biz. Yani bu cehaletlerin önü arkası kesilmez. O Ece de öyle. Öyle cahil celail lafları diyor ki programlarında, konuları bilmiyor, karıştırıyor, bilmem. Bak akıllı bir adam şöyle der misin Adi abi? Yani kocan kanalda ana haberi sunuyor. Hükümetin en etkili kanallarından biri şu an orası. Evet. Yandaş medya der misin? Yandaş gazeteci der misin? Ya senin kocan ne derler adama o zaman? Abi zaten bilmem yandaş ne diye bir şey, yandaşlıktan bak, bahsedilecekse eğer. Yani hani biz birçoğu çıktı fondaş oldukları anlaşıldı. Bak, dediğim gibi. Şimdi bunlar bir, o gerginlik biterse ekmek yiyemeyecekler. Reyting alamayacak veya o kendi kitlesini morfinleyemeyecek. İki, bir de Özgür Bey ya biz varız ya, bizi niye çağırmadı kardeşim? Ben varım burada diyor yani. Bahar Feyzan, Ece Üner. Bir beni şey söyleyeceğim.